Gel. Şehzadem. Gülbahar Sultanımız hakkında malumat vermemi istemiştiniz. Nedir vaziyet? Şehzadem, nasıl desem bilemiyorum. Birileri sultanımızın yemeğine zehir koymuş. Yaşıyor mu? Çok şükür. Saatleri yerinde. Sultanımız yemekten yememiş. Lakin Zeynel Ağa... Allah rahmet eylesin. Nasıl olur böyle bir şey? Kim cüret eder? Kim? Bilmiyorum sultanım. Görev başındaki tüm ağları sorgu sual ettim. Görmemişler. Fareye mektubu kim yazdıysa... Gülbahar'ı zehirlemeye çalışan da odur. Tedbirleri artıralım Lalezar. Gülbahar işlediği günahların hesabını vermeden başına bir şey gelmeyecek. Emredersiniz sultan. Validem, ben şehzademle hanzademin yanına gideyim. Müsaadenizle. Hacı Ester'le ilgili bir gelişme var mı? Maalesef sultanım. Mehmet Paşa payitahtını altın üstüne getirdi. Fakat hala iz yok. Sultanım. Söylemeye dilim varmıyor. Öldürüp bir yere atmış olmasınlar. Allah korusun. Ne yalan söyleyeyim, benim de gitgide ümidim azalıyor. Hacı ne oldu? Belli ki kötü bir havadis vereceksin, söyle. Sultanım. Hünkârımız... Şeyhülislam Ayzade Efendi'yi yolundan çevirip idam etmişler. Ne diyorsun sen hacı? Vakit vakte benzemiyor. Şeyhülislam'ın katledildiği nerede görülmüş? Olacak iş midir efendim? Sultan Murat büyük günaha girmiştir. Koskoca Şeyhülislam'a reva mıdır bu? Sadece Müftü Efendi değil. Ulemadan birçok zat idam edilmiş. Cümle aleme ibret olsun. Şeriat yolundan ayrılıp iktidar hevesine düşmenin neticesi budur işte. Sultan Murat nihayet hakikati görmeye başladı. Darısı devletin içine çöreklenmiş, diğer hainlerin başına. Amin. İnşallah. 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 Hakkınız var. Lakin sular durulmaya başlamışken hünkârımızın aldığı bu karar bir infiale yol açmasın. Sular dalgalanmadan durulmaz Dilaver. Nizam-ı alemin tesisi için her türlü tedbir almak haktır. Kansa kan, cansa can. Ahizade Efendi yanlış yollara sapıp cümle ulemanın alnına kara bir leke sürdü. Günah ne olursa olsun, ömrünü hak yoluna adamış bir alimin canına kıymak örfümüzde yok. Hakkınız var efendim. Sultan Murat kaidelere karşı geliyor. O kaideler ki devleti âlinin temelidir. Ve o temel yıkılırsa hepimiz altında kalırız.
Allah Teala Adem'in hilkat toprağını 40 gün kudret eliyle yoğurmuştur. Her bir insan anne karnında 40 gün nutfe, 40 gün aleyka, 40 gün mutga halinde bulunur. Sonra ruh üflenir. Cismaniyetin ruhaniyete bağlanması 40'a mahsus olduğu gibi ondan ayrılması da yine 40'a mahsustur. Aynı sebepten insan ruhunun arınması için de 40 gün gerektir. Bugün senin 40. günün evlat. Bu mertebedeki son günü. Efendim. Benim için bir kurtuluş var mı? İnsanların en zayıfı nefsani arzularından el çekmede aciz kalandır. En güçlüsü de o arzuları terk etmede kudreti yetendir. Zira nefsini yenen kurtulmuştur. Sen çileni doldurdun evlat. Yarın doğan gün senin miladın olacak. Zinhar unutma. Nefs açgözlüdür. Doydu sanırsın ama doymaz.